Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölmeden 3 gün önce yaptığı bir çağrı vardı. 3 Ağustos'u işaret etmişti ve direniş günü olsun uluslararası demişti İsmail Haniye. Öldükten sonra dileği elbette yerine getirildi, daha büyük kalabalıklarca belki. İstanbul'da Ayasofya bu 3 Ağustos'un direnişin, İsrail karşıtı bir araya gelişin adreslerinden biri oldu. Gelin birlikte bakalım Ayasofya Camii'ne. Hamas lideri Haniye'nin son çağrısı üzerine toplandılar. Filistin'e destek sloganları attılar. Binlerce kişi Ayasofya'da bir araya geldi. Şunu bilmemiz lazım ki İsmail Haniye bizim için çok büyük bir değerdi ama şehit olması biz Müslümanları ne kadar üzdüyse o kadar da imanımızı güçlendirdi. Filistin'e destek platformu öncülüğünde düzenlenen Şehit Haniye'den son çağrı etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Haniye'nin vasiyetini yerine getirdi. Ayasofya meydanında büyük bir buluşma gerçekleşti. İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine de binlerce kişi Ayasofya meydanında buluştu. Efendim neler söylersiniz, size destek için buraya geldiniz? Tabii ki Filistin'e destek vermek zorundayız. Çünkü Filistin meselesi aynı zamanda bizim meselemiz. Yani bir Müslüman olarak mecburen Filistin'e sadece destek vermekle kalmamamız gerekiyor. Güç olarak da destek vermemiz gerekiyor. Vatandaşlar Gazze'ye destek vermek için tek yürek oldu. İsrail karşıtı sloganlar attılar. Hamas'a selam, direnişe devam pankartı açtılar. İstanbul'daki Ayasofya meydanındaki mesajı da iyi okumalarını istiyorum. İşte kalabalık burada, sınırları açsınlar. Bakın Müslüman halklar nasıl Filistin'e yardım etmek için oraya akıyor. Hep bir şekilde göreceğiz bunu. Ayasofya'ya akın eden vatandaşlar sonuna kadar Filistin dedi. Ben bugün koşarak geldim, bugün iple çektim. Katil İsrail'i tezahüratını yapmak için. Allah'ım onlara fırsat vermesin. Sonuna kadar Filistin.